Şimdi birincisi gazetecilik, yani Cumhurbaşkanı'na kendi söylediği bir sözün sorulması. Cumhurbaşkanı'nın orada bir bekleyerek sonra sert bir cevap vermesi zannediyorum. Belki de kendi basın ekibine niye böyle gazeteci alıyorsunuz buraya, böyle gazetecileri alıyorsunuz soru soracak gibi. Bence tepkisi aslında daha çok onaydı. İkinci soru, uçakta sorulan soru. Müsaadenizle ben ona bir tane daha hani gazetecilik nasıl yapılmaz örneği olarak bir tane daha ekleyeyim. Yine uçaktan bir başka hani meslektaşımız diyeceğiz mecburen aynı işi yaptığımız için. Şimdi şu soruya bakar mısınız? Osman Kavala'nın skandal bir kararla tahliyesi ardından başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınması ilk başlayan süreci başa götürecek olursak şu an itibariyle Kavala'yı aklamaya çalışan ve candıraş savunan bir medya grubu var. Oda TV internet sitesi ve sahibi Soner Yalçın. Bakın nasıl hedef gösteriyor. Oda TV gezi sürecine kalkışmanın önemli medya ayaklarından biriydi. Darbe girişimine basın yoluyla destek veren Oda TV katil devlet ve katil polis gibi manşetler attı. Ancak iddianamede bunların hiçbiri yer almadı. Bu konuyla ilgili ne dersin? Şimdi bunu bir gazeteci hem kendi meslektaşlarını ihbar ederek soruyor hem de savcıyı yani kendi savcının da üstünde görerek savcıyı da beğenmeyerek soruyor. Cumhurbaşkanımız ne demiş? Bunun gündeme getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Şimdi artık danışıklı dövüş yani hani davet ettikleri bazı gazetecilerin eline herhalde soruları veriyorlar yani cevaba göre zaten verilmesi gereken cevaba göre soru sorduruluyor. Yani gerçekten meslek adına utanç verici bir durum demekten başka bir şey gelmiyor elimden.